Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna olsun. Şükürlerimiz, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay lagerlarını takaşının vakti hakkında söz kıldı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Şarkı Türkistan'daki lagerlar meselesi halkaranın küçülük dikkatini kozga vatkanda, Beijing'deki halk kurultayının yığınığı katnışı vatkan atılmış Uyghur Abdunum Rayonluk hükümet hadimleri, Kespi Terbiyeleş Merkezi deyip atıp alğan lagerlarını takaşının vakti hakkında muhbirlerinin suallarına cevap verdi. Birleşme Agentliğinin 13. Mart'taki haberine karganda atılmış Uyghur Abdunum Rayonluk hükümetin kurultayına evetilgen vekiller ömükinin azası, atılmış Uyghur Abdunum Rayonluk hükümetin reisi Şökret Zakir, Beijing'deki muhbirlerini kütüveliş yığınıda Terbiyeleş merkezlerdeki kursantlarının sahne hakkında sorulgan suallarına cevap verişini ret kılgan. Hem de terbiyelenivatkan kişilerinin hakiki sahne çet eldeki yaman garazlı kişiler devatkandak 1 milyon kişi digenden zor derecede az digen. Şökret Zakir, lagırlardaki kişilerinin kamili sebebi hakkındaki suallarına cevap verip, biz hiç kandak dini itikadını nişan kılıvatkanımız yok. Kursantlar huddi yataklık mektepte yetip okugandak okup, adette hepte ahırları öylerge kayıtıp gitdi degen. Muhbirlar bu hıl terbiyeleşinin kaçan ahırlışı da kallıqı hakkıda soruğanda, Şökret Zakir, kaçanki Şincan'da bu hıl terbiyeleşke ihtiyaç kalmağanda, biz bu terbiyeleş merkezlerini tedirici emelden kaldırımız degen. Şunundak bu hıl terbiyeleş icra bolgan 2 yıl işi de hiç kandıq zoravallıq ve terörlük vakasının yüz bermegenlikini bununla misal kılıp görsetken. Ahırda ama bununluk bilen biz bir dakikamı boşap kalmaslıkımız lazım degen. Dünya Uygur Kurultayının bayanatçısı Dilşat Reşit bu vakti fikir bayan kılıp, Uygurlar mevcutlu bulu diken Xitay rejiminin bu hıl terbiyeleşke bolgan ihtiyacı mengü tügümeydu. Demek bu Xitay rejiminin lagırlarını takaş niyetinin yokluğunun işbadesi dedi. Amerika Taliban bilen iki meselede kilişim hazırlık kıldı. Haberiyeti torunun 13. Mart bergen haberde bildirilişçe Amerika Taliban bilen iki meselede kilişim hasıl kılgan. Amerika'nın Afganistan alahide vekili Zalmay Halilzad özünün ictimai uçur hesabatı da uçur tarıqtıp Taliban vekilleri bilen Katar'da ötküzgen 16 günlük söhbiti arkalık Taliban bilen iki meselede kilişkenlikini. U bolsumu Afganistan'dan çetellik gruplarını koğulap çıkarış, Afganistan'da çetel küçülerinin tehdidini yok kılıştın ibaret işkenlikini. Aslında Taliban vekilleri bilen 4 mesele üstüde söhbetleşkenlikini, 2 meselede kilişim hasılı kılgallıkını, kilişim hasılı kılınmağın 2 mesele bolsa, uruş tohtutuş ve Taliban'ın Afganistan hükümeti bilen söhbetki kilişi işkenlikini. Bu 2 mesele üstüde Taliban vekilleri bilen devamlık uçuruşup durduğallıkını aşkarılgan. İlginleşçe Taliban bilen Afganistan hükümetinin ilgirki söhbetlerde netice bulmağallıkı sebeplik, iki taraf söhbeti tohtap kalgan. Amerika taraf iki tarafını söhbet üstüdeki kayıtı eylip gelişke tırışmaqtı iken. Ceza lagırlarına kamalgan ölüm ağlar aşka ağırlanmaqta. İstiklal televiziyemizde temellengen uçurlarına asaslanğanda ötken əsrinin 80. yılları Xitay tecavüzkeleri açgan İslam İnstitutu'da okuş bitirgendeyken İslam İnstitutu'nun təktifi bilen okutkıcılık kılıvatkan ölüm ağlarının mı atılmış əsəbilik terörlük bahanesi bilen ceza lagırlarına kamalgallıqını pat-pat dıqıtınlarına sunup gelivadımız. Bugünkü bu resimdeki ikinci rət 10'dan ikinci kişi Şihabiddin Damullam, Qashqardin, İslam İnstitutu'nun birinci karar okuqçısı. Mektep bitirgendeyken okutkıcılıkı tallanğan. Mektepnin pişkadam okutkıcılardan biri bulup, 2017 yılının otturlarda əsəbi terörçi diyen töhmet bilen lagırga solanğan. İkinci rət 10'dan 5. kişi Yaqubcan Damullam, Kurlidin. İslam İnstitutu'nu püttürüp, mektepte okutkıcılıkı elip kalınğan. Pişkadam okutkıcılardan biri bulup, Xitay sakçıları onu üyüdün tutkun kılgan 2 yıldan beri izdiriki bulmağan. İkinci rət 10'dan 6. kişi Alimcan Demderi, Qashqardin. İslam İnstitutu'nu püttürgendeyken okutkıcılıkı elip kalınğan. Umu 2017 yılı əsəbi terörçi diyen töhmet bilen lagırga kamalgan. Aldın qırat 10'dan 3. kişi Muhammed Niyaz Qaracım, Körlüdün. Medine Ummul Qura Üniversitesini püttürgen. İslam İnstitutu'nun təfsir okutkıcısı.
2 yildan beri asabiy terrorchi degan tuhmat bilan turmaga tashlangan. Fransiya gazet muxbiri Nuzugum jamiyatini ziyorat qildi. 12 mart Fransiya xalqaroliq radio gazeti muxbiri Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyatini ziyorat qildi. Muxbirlarni jamiyat raisi Munavvar o'z Uyg'ur xonim ishxonasida kutib oldi. Muxbirlar Munavvar xonimdan Uyg'urlarning Turkiyada o'rilish ahvoli, nupusi, Sharq Turkiston da'vo xizmati, Nuzugum jamiyatining qurilish maqsadi, qurilish tarixi, xizmat ahvoli va doirasi, Sharq Turkiston da'vosidagi to'salg'ular, Nuzugum jamiyatining kelgusi g'oya nishonlari qatorliq ahvollarni tafsili so'rgan. Muxbirlar yana Munavvar xonimdan egilgan Uyg'urlarning va jamiyatning ahvollarini xalqaro radio gazetada tunishtirmoqchi ekanligini bildirgan. Qatar tabiiy boyligi sababidan ishg'ol qilinmoqchi edi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Qatar 2-chi muavin bosh ministeri, shundaqli sobiq energiya va sanoat ishlari ministeri Abdullah bin Hamid al-Atiya Qatarning dunyo bo'yicha eng cho'ng tabiiy boylik zapisiga ega davlat bo'lganligi sababidanlar, hozir Qatarga embargo yurgizayotgan davlatlarning aslida ishg'ol qilishmoqchi bo'lganligini ilgari surdi. Al-Atiya Qatarning Lusail gazeti bilan o'tkazgan suhbatida 2017-yili iyun ayida Qatar orqali Paris qo'ltiqida paydo qilingan krizisning asoslik nishoni haqida muhim aniqlamalarda bo'ldi. Yurgizilgan embargolarning terrorlikka qarshi kurash bilan hech qanday munosabati yo'qligini bildirgan Atiya, tabiiy gazimiz sababidan bizni ishg'ol qilishmoqchi bo'lgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Dunyo Banki, Xalqaro Pul Fondi Tashkiloti, IMF va butun dunyo Qatarning hech bir shaklda terrorlik bilan aloqasi yo'qligini intayin aniq biladi dedi. Hamda embargoning sababining terrorlik bilan munosabati yo'qligini, asli nishonning Qatarni ishg'ol qilish ekanligini aytdi. Atiya Qatarga embargo yurgizayotgan davlatlarning bu o'yinni ishga oshirish uchun Amerikadan yashil chiroq yoqilishini kutganligini ta'kidladi. Qatarda 350 ming Misr fuqarosining hurmat va izzati bilan ishlayotganligini bildirib, ishning haqiqati tarafga qaraydigan bo'lsangiz, aslida ziyon tortganlarning munosabatlarni uzib tashlovchilar ekanligini ko'rasiz dedi. Qatarning siyosat bilan iqtisodni bir-biriga aralashtirmaganligini alohida ta'kidlab, Saudiya Arabistoni Arab Birlashma Xalifaligi, Bahrayn va Misrdan tarkib topgan bu embargo yurgizayotgan davlatlar fuqarolarining Qatarga kelishigimi hech qanday to'salg'i paydo qilmaganligini eskertdi. Qatarning sobiq Saudiya Arabistan podshohi Abdullah bin Abdul Azizga 2003 yilda suiqasd planlaganligiga doir ayblashlarni rad qilib, dal aksicha Qatarning podshoh Abdullah bin Abdul Azizni qutqizib qolganligini ta'kidladi. Myunxenda Uyg'ur tili va madaniyati ko'rigi o'tkazildi. Germaniya Uyg'ur onalar birligi xalqaro ona til kunini mo'l mazmunli faoliyatlar bilan qutladi. 10 mart kuni Germaniya Uyg'ur onalar birligining tashkillashi bilan Germaniyaning Myunxen shahrida xalqaro ona til kunini qutlug'lash faoliyati o'tkazildi. Turli sabablar bilan kechikib o'tkazilgan bu faoliyatga Myunxen shahri va atrof rayonlarda yashayotgan 200 dan ortiq kishi qatnashdi. Faoliyat Sharq Turkiston istiqlol marshi bilan boshlandi. Bu faoliyat yolg'iz xalqaro ona til kunini qutlug'lash Uyg'ur tilini namoyon qilish faoliyati bo'lib qolmasdan, u yana Xitoy rejimi tarafidan Sharq Turkistonda umumiyuzlik cheklanayotgan Uyg'ur madaniyatini, san'atini, urf-odatlarini namoyon qiladigan, kishini hayajonga soladigan va zo'qlantiradigan bir faoliyat bo'lgan. 1944-yil qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati milliy armiyasining harbiy formasini kiygan yigit-qizlar, har yurtning o'zgacha an'anaviy milliy kiyimlarini kiyishgan umoq farzandlar tomoshabin bo'lib o'tirgan ota-onalarning hayajonli yoshlarini to'kishiga sabab bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqunaysa Apandi faoliyat xotimasi qilgan so'zida o'zining jazo lagerlari besmi paydo bo'lgan 2 yildan buyon tunji qitim ich-ichidan kulish fursatiga va zo'r ma'naviy energiyaga erishganligini bayon qildi. U yana Myunxendagi bu o'smirlarning milliy ruhini mangu yoshitishning zaruriyatini tilga oldi. Bu qitimgi faoliyatda nomor ko'rsatgan o'smirlarning soni 100ga yaqin bo'lib, hatto amdili 3 yoshga kirgan sabiylarimi bu sabdan o'rin olgan edi. Bu o'smirlar Myunxen shahrida yangidan qurilgan Bug'da Uyg'ur maktabining o'quvchilari edi. Erdo'g'on Modi bilan Kashmir surkilishi to'g'risida so'zlashdi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Turkiya Jumhuriyati Jumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'on
Hindiston bosh ministri Narendra Modi bilan telefonda ko'rishdi. Jumhur raislik mahkamasi uchur aloqa ishlari boshqarmasi bayonot berib, Erdo'g'on bilan Modi'ning telefon suhbatida ikki davlat munosabatlari shundaqla Hindiston-Pokiston chegarasidagi o'zgarishlar to'g'risida so'zlashganligini bildirdi. Jumhur rais Erdo'g'on 28 fevralda Pokiston bosh ministri Imron Xon bilan va 8 martda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres bilan Hindiston-Pokiston chegarasidagi o'zgarishlar to'g'risida so'zlashgan edi. Hindiston bilan Pokiston orasidagi bu qatimqi surkilish Kashmirning Hindistonning kontrolligidagi qismida 14 fevralda yuz bergan 44 soqchining o'limini keltirib chiqargan bombali hujum bilan birlikda boshlangan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushyada oxirlashdi. İnşallah ətik xəbərimizi görüşkücə sizlərinə cənabı Allah tapşırmız. Şunaqla proqram axırda ekran arxısıdakı barlıq xizmət əşlərimə köpdün köp rəhmət edimən. Assalamu alaikum və rəhmətullah.